Ağlamak üzereyim neredeyse. Vallahi hiç iyi olmamış yani. Ben beklenmediğim bir haber aldım. Şok oldum. Ligin başlamasına sayılı günler var. Kahramanmaraş spor maçlarının oynandığı 12 Şubat stadyumunun yıkım kararı şehirde geniş yankı uyandırdı. Biz de Kahraman TV ekibi olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara sahipsiz takım olarak adlandırılan Kahramanmaraş spor ve stadyumun yıkımını soracağız. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. Daha iyisi yapılacaksa iyi olur abla. Zaten fazla iyi bir şey değildi ama takım çok kötü. Kahramanmaraş stadyum yıkım çalışması başlayacak. Böyle bir karar alındı. Ne düşünüyorsunuz yıkım hakkında? Yıkılması çok iyi olur. Yenisi yapılacak mı bilmiyorum ama daha güzel bir spor kompleksinin yapılması bizim için de çok iyi olur. Şehir için de çok iyi olur. Kahramanmaraş Spor Lig'den çekildi. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki de üzgünüz. Keşke daha iyi olsa. Ama futbolcu alınmıyor. Kulübe destek yok. Yani belliydi böyle bir şey olacağı. Maraş oldu bitti böyle yani. Düşmesini arkadaşlar bana bir iki saat önce duydum ben. Böyle böyle dediler. Yani normal karşıladık. Çok geç kaldılar yani. Maraş sahipsiz oldu bitti. Stadyumu yani, yıkım hakkında ne düşünüyorsun? Yani hiçbir şey düşünmüyorum yani. Hiç yani içimde bir şey yok. Olmaz yani. Bir şey kalmadı yani içimizde. Doğal karşılıyoruz artık yani. Yani şu şekilde anlatayım. Zaten Kahramanmaraş Spor'un birazcık yapısı yani spordaki yapısı kötüydü. O yüzden yani bizi de üzdü tabii ki bu durum. Yani stadyumun yerine de yeni bir çevre yapısı gelecekmiş. Bir park falan düşünüyorlarmış yapısını sitelerde gördük. Yani bu da bilmiyorum pek bir açısından benim açımdan bir şey değişmiyor. Ama yine de stadyum yıkılmasını istemezdim tabii ki. Yani güzel günlerimiz geçti orada da. Yani üzüldük öyle diyeyim. Kahramanmaraş Spor Lig'den çekildi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi abla hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü sporla ilgilenmediğim için hiçbir düşüncem de yok. Yıkılmasa iyi olurdu. Tarihi bir yerde. Keşke yıkılmasaydı abla. Şahsen kendi adıma çok üzüldüm. Yani bir sürü biriktirdiğimiz Kahramanmaraş sporumuzla beraber biriktirdiğimiz anılarımız vardı. Valla şu an çok ağlamak üzereyim neredeyse. Peki Kahramanmaraş Spor Lig'den çekildi. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim iş adamlarımız sevinsin. Ne bileyim bu işe emek verenlerin emekleri hep yerlerde kaldı. Bilmiyorum koskoca 1 milyonun üzerindeki nüfuslu Kahramanmaraş'ımız yani yerlerde. Kahramanmaraş Spor Lig'den çekildi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç iyi olmamış yani. Ben beklenmediğim bir haber aldım. Şok oldum. Maraş Spor'un lige devam etmesini isterdik. Stadın yıkılması daha kötü bir şey olmuş. Çünkü Maraş için önemli bir yer orası. İnsanların haftada biraz iyi olsun en az kendi takımlarını seyretmesi, dışarıdan gelen takımları görmesi, yani az çok stres atması hiç iyi olmamış bence. Yani benim kısa söyleyişim de Maraş kulübü bakımsız. Yani şöyle söyleyeyim, ilgilenen yok. De gelen isimlerinden bu Madı olsun, Kipaş olsun, yani böyle ismi olan isimlerinin futbolla ya da kulüple ilgili hiçbir yatırım yaptığını falan duymadık. Destek yani çıkmadı. Bu durum aynen destek çıkmadı. Ondan dolayı hani yıkımında üzücü bir durum var. Burada aynı şekilde olacak dediler. Yani bu kadar. Yıkılmamasını istiyoruz. Yani kulüp de çekiliyor. Hani bir futbol şeyimiz var. Hani bir ara ne güzel iyiydik. Ondan sonra kimse peşine de düşmedi. Kulüp de hani demişler sanırsam ben şey okumuştum. Deplasman hani başka şehirlerde ev sahipliği yapmak istiyormuş sanki. Burayı yıkılınca hani Antep'te Şanlıurfa'ya falan gidin demişler. Yani memleketin hali ortada zaten. Ülkenin de hali ortada. Para yok kimsede. Kulüp de yani buradan çıkıp ya Şanlıurfa'ya, Antep'e sürekli para gidecek. Deplasman için de gidiyor zaten. Para yok. Kimsede destek çıkmıyor. Bu durumda da yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Yıkılmasını da istemiyorum açıkçası. Eğer ki halkımıza destek çıksaydı takımımıza daha güzel yerlere gelebilirdik. Yani şurada dibimizde Antep Süper Lig'de çok güzel işler yapıyor. Yani halkımıza eğer destek çıkarsa daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyordum. Maalesef ki olmadı. Yıkılma hakkında da yani üzülüyorum. Yıkılmaması lazımdı.